Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı kampına hazırız arkadaşlar. Artık geldi çattı dönemin ve senenin son yazıları. O yüzden bomba gibi hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Tabii ki Tonguç Akademi olarak da sizin yanınızda olmaya her zaman olduğu gibi devam ediyor olacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Dalalım bakalım 10. sınıf kimyada karşımıza neler çıkacakmış. Şimdi arkadaşlar ikinci dönem İlk sınavımız, ikinci sınavımız ikinci ünite yani karışımlarla başlayabilir. Buradan soru çıkma ihtimali hiç de düşük değil. Neler vardı şöyle bir hatırlayalım. Karışımların sınıflandırılmasıyla başlamıştık. Ta aslında birinci dönem işleyerek başlamıştık bu konuyu. Ve homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayırmıştık. Çözünme olayını unik ve moleküler çözünme ve tabii ki kimyasal türler arası etkileşimler üzerinden değerlendirmiştik. Ardından e, çözeltilerde derişim kavramı gelmişti. Burada özellikle kütlece ve hacimce yüzde derişimden ve tabii ki PPM'den bahsetmiştik. Ardından koligatif özellikler yani derişimlere bağlı olarak değişen bazı özellikler üzerinde durmuştuk. Erime kaynama noktaları ve uzmatik basınç tabii ki burada ön plana çıkıyordu. Ve son olarak da karışımları ayrıştırma ve saflaştırma tekniklerinden bahsetmiştik. Tabii ki bunların fiziksel özelliklerindeki farklar üzerinde durarak. Üçüncü ünitemiz asıl soruların çıkacağı yer burası olacak zaten asitler, bazlar ve tuzlar ünitesi arkadaşlar. Burada ne vardı? İlk olarak asitleri ve bazları tanımıştık, tanıyarak başlamıştık. Ne demiştik peki? Asitlerin, bazların genel özelliklerinden bahsetmiştik. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan asitlerden, bazlardan bahsetmiştik. Sulu çözeltilerde asitlik, bazlık özellikleri üzerine durmuş ve hatta anhidro asit ve bazları tanımlamıştık. Yani hidrojen içermemesine rağmen asidik ve bazik davranan bazı maddeleri tanımlamıştık pH kavramı üzerinde durup indikatörler üzerine çalışmıştık. Ardından asit ve bazların tepkimelerinden bahsettik. Tabii ki burada nötralleşme tepkimelerini ve metallerle verdiği tepkimeler özelliklerde açığa çıkan gazlar üzerinden yorumlamıştık. Sonrasında günlük hayatta asitler ve bazlar diyerek yaygın asit ve bazları bunların e, çalışırken almamız gereken önlemler neler kullanım alanları neler bunlardan bahsetmiştik son olarak da yaygın tuzlar ve bu tuzların özellikleri üzerine konuşmuştuk son ünitemiz kimya her yerde ise yaygın günlük hayat kimyasalları ve gıdalar olmak üzere iki başlıkta inceledik. Temizlik maddeleri, polimerler, geri dönüşüm, kozmetik malzemeler ve ilaçlar yaygın günlük hayat kimyasallarıydı. Hazır gıdalar, yenilebilir yağ türleri ve endüstride yağlarda gıdaların alt başlı olarak karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi buralarla ilgili karşımıza çıkma ihtimali olan sorular üzerinde duracağız ve tabii ki burada işimiz bitmeyecek. Sizin gidip çok daha iyi çalışmanız gerekecek. Bu çalışma için de Dinamo Kimya kitabımız biçilmiş kaftan olarak karşımıza duracak tabii ki arkadaşlar. Şöyle içerikten de çalışmamız gereken yerler nerelermiş bir hatırlatalım. Tabii ki artık ee, ...ödevlerinizi yaptınız, bunu büyük çoğunluğunuz bitirdiniz bu kitabı... ...ama hala daha eksiği kalanlar varsa onu hatırlatmak için tekrar tekrar üstünde duralım... ...bak karışımlar ünitesi yani sayfa 85'ten itibaren çalışmaya başlamamız gerekecek... ...asitler bazlar ve tuzlar ünitesi ve son ünitemiz olan kimya her yer ünitesi e, karşımıza çıkacak... ...sayfa taa 224'e kadar çözülmemiş, soru bırakmayalım arkadaşlar... ...çalışılmamış sayfa kalmasın... ...peki neler vardı kitabımızın içeriğinde ona bir değinelim şöyle... Bütün üniteler için aynı şey geçerli olacak. Ünite başlarında ve bölümlerin içerisinde e, çözümlü örnekler karşımıza çıkacak. Bu çözümlü örnekler üzerinden konu bize aslında öğretilmiş olacak ve her bir çözümlü örneğe benzer dört tane soru da bizim çözümümüz için bizi bekliyor olacak. Bu aslında konuya çalıştığımız sayfalar kısımlar olacak ve bölümü tamamladığımız zaman da tarama testleri karşımıza çıkacak. Bizi daha iyi hazırlamak için her bölümü bu şekilde tamamladıktan sonra. Ünite sonuna kadar gitmiş olacağız arkadaşlar. Ünite sonları bizim için aslında kitabın öncesinden bile daha değerli. Çünkü ünite sonu bizi tam anlamıyla hazırlayan kısım olacak. Tarama testlerini tamamladıktan sonra bak ÖSYM tarzında soruların bulduğu ve ünite tekrar testlerinin bulunduğu sayfalar karşımıza çıkacak. Ardından Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu sayfamız var. ÖSYM tarzından bahsettik az önce ve hepsinden daha değerli bu an için bir bölümümüz var arkadaşlar. Nedir? Yazılıya hazırlık testimiz olacak arkadaşlar. Yazılı tipinde soruların bulunduğu bir kısım bizim çözümümüz için bekliyor olacak. Her ünitenin son testi bu şekilde dolayısıyla buraya ekstra dikkat edelim, önem verelim. Eğer çözdüysek bile tekrar bir dönüp bakalım tekrardan ne tür sorular karşımıza çıkabilirmiş görmemizi sağlayacak bu. Diyelim ki çözemediğimiz sorular oldu. Bu durumda da tabii ki Tonguç Akademi hala yanımızda. Tat sistemi sayesinde kare kodu okutuyorsun. Video çözümüne gidip bütün eksiklerini gideriyorsun. Böylece de yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanmış oluyorsun. Ama orada işin bitmedi. Senin işini daha kolaylaştıracak bir kaynağımız daha var. İkinci dönem yazı notları arkadaşlar almanız için hazır bir şekilde sizi bekliyor. E burada bütün yazılılara, bütün derslere çalışmanızı sağlayacak çok kolay ve kısa yoldan öğrenmenizi sağlayacak önemli ders notlarının bulunduğu bir kaynağımız var. İkinci dönem yazılı notları olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Mesela 159. sayfa kimyanın başladığı kısmı şöyle hep birlikte bir göz atalım. E, bu kitapta çok önemli notları şöyle kısaca karşımızda görmüş olacağız. Böylece de aslında bu kaynağımız sayesinde özet yapmış olacağız. Karşımıza nereden soru çıkabilir bunu görmüş olacağız. Şimdi zaman kaybetmeyelim dalalım sorularımızı güzelce bir çözelim. İlk sorumuz arkadaşlar tabii ki karışımlardan geliyor. Özellikle de derişim soruları karşımıza çıkabilir burada. Bize ilk sorumuz demiştik ki 150 gram su kullanılarak elde edilen kütlece %25'lik sodyum klorür sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi içerdiği tuz kütlesi öncelikli olarak hesaplamamız istediği şeymiş. Ne yapıyorduk biz? Diyorduk ki çözünen kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 bize kütlece yüzde değerini verecektir. Dolayısıyla mesela çözünen tuzun kütlesine x dersek paydaya ne yazacağız? Toplam çözelti kütlesini yazmamız gerekiyor. 150 gram su varmış. X gramda tuz varmış. O zaman toplam çözelti kütlesi tabii ki 150 artı x olacak. Bunu yüzle çarptığımız zaman kütlece yüzde de derişimi yani 25 değerini bize vermeliymiş. O zaman hemen basitçe hesabımızı yapalım. Şuradan 4 kalsın. Demek ki 4x değeri 150 artı x'e eşit olmalıymış. O zaman 3x 150'ymiş. x değerini buradan kaç bulduk? 50 olarak bulduk. Yani demek ki 50 gram tuz kullanmışız. 150 gram da su kullanmışız. Toplamda 200 gramlık su varmış bizim elimizde. Çözelti vermiş özür diliyorum. Şimdi İkinci ifademiz demiş ki çözeltiye 200 gram su eklenirse elde edilen yeni çözeltinin kütleci yüzde derişimi kaç olur? Aslında şöyle kafadan kısa da yapabiliriz bunu. Zaten 200 gramdı. Biz 200 gram daha su eklediğimiz zaman e, çözelti kütlesini ikiye katlamış oluyoruz. Bu da derişimin yarıya düşmesine sebep olur. Yani yüzde %25'ti demek ki artık bizim 12,5 olması gerekiyormuş. Ama bunu sayısal olarak da hesaplayalım. Diyeceğiz ki bizim 50 gramda toplamda tuzumuz var çözünen madde olarak. Paydaya ne yazacağız? toplam kütleyi yazacaktık. E 200 gram zaten çözeltimiz vardı. Biz 200 gram da su eklediğimize göre toplam kütle 400 gram oldu. İşte bunu 100 ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişimi bulacaktık. Dolayısıyla şu sıfırlardan kurtulalım. 50 bölü 4'ten kütlece yüzde 12 buçukluk bir çözelti elde etmiş oluruz. Başlangıç çözeltisi kütlece yüzde onluk 200 gram tuzlu çözeltisiyle karıştırılırsa ne olur diye soruyor. Arkadaşlar burada da şöyle bir formül uyguluyorduk. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzdesi artı ikinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzdesi son durumdaki kütle çarpı yüzdeyi bize vermek zorundaydı. Dolayısıyla başlangıçta kütlece yüzde 25'lik bir çözeltimiz vardı ve 200 gram kütleye sahipti. Artı biz buna ne eklemişiz? Kütlece yüzde onluk bir çözelti eklemişiz. E bunun da kütlesi 200'müş. Eşittir diyeceğiz. Son durumda bulmaya çalıştığımız değer buna da Y diyelim. Yani son durumdaki kütlece yüzde derişimimiz çarpı toplam kütle. E, ikisinden de 200'er gram aldığımıza göre toplamda 400 gramlık bir çözelti elde edeceğiz. Zaten aslında bu ikisi birbirine eşitse yapmamız gereken tek şey e, kütlece yüzdelerin aritmetik ortalamasını almak. Aynen bu şekilde aritmetik ortalamadan yapabiliriz ya da hesaptan yapabiliriz. Burada da kütlece %17.5'lik bir değişime sahip çözelti elde ettiğimizi hesaplayabiliriz. Bir diğer sorumuza bakacak olursak asitler bazlar tuzlardan gelmiş arkadaşlar. Burada nötralleşme tepkimesi var karşımızda. Bizden ne istiyor peki? Magnezyum hidroksit ve fosforik asit kullanılarak gerçekleştirilen de oluşan tuzun formülüyle başlamış. Şimdi diyeceğiz ki magnezyum hidroksit bak MgOH2 neyle tepkimeye sokuyormuşuz? H3PO4 ile tepkimeye sokuyormuşuz. Arkadaşlar bu tarz nötralleşme tepkimelerinde bizim denkleştirme için yapacağımız amaç şuydu bazdan gelen OH'ın sayısı asitten gelen hidrojenin sayısına eşit olacak ki birleşip su oluşturabilsinler. O zaman bu eşitliği sağlamanın tek yolu şu. Buradan 2 buradan 3 geldiğine göre 2 gelenden 3, 3 gelenden 2 almamız yeterli olacak. Böylece OH ve hidrojen sayısını birbirine eşitleyebileceğiz. O zaman bizim tuzumuzun formülü buradan açığa çıkar. Her zaman için tuzun katyonu bazdan gelecekti. Yani Magnezyum bizim tuzumuzun katyonuymuş ve 3 tane magnezyum olduğunu görüyoruz. Asidimizin anyonu da bize tuzun anyonunu verecek. PO4 bizim anyonumuzmuş ve 2 taneymiş. O zaman PO4 2 dediğimiz zaman tuzun formülü gelecek. Peki açığa bir de suyun çıkması gerekiyor. Suyun katsayısı kaç olacak? Bak toplamda 6 OH, 6 tane de H artı geldiğine göre toplamda 6 H2 O açığa çıkacak. Bizim nötralleşme tepkimemiz bu. Oluşan tuzun formülüne hemen hesapladık zaten. MG3PO42 tuzumuzun formülüymüş. Kaç mol su oluşmuştur diyor arkadaşlar. Burada şu hesabı yapacağız. Bizim başlangıç olarak elimizde bak 6 mol bundan 6 mol bundan var. Tabii ki bunlardan başlangıçta yok. Değişim olarak ne olmasını bekliyoruz? Diyeceğiz ki bunlardan biri bitecek birinden artan madde kalacak. Şimdi eğer kat sayısı 3 olanı bitirirsek kat sayısı 2 olandan 4 mol harcayacağız. Dolayısıyla bundan 6 mol bundan 4 mol harcamamız yeterli olacak. Buna karşılık bak kat sayısı 3 olandan 6 harcıyorsam kat sayısı 1 olandan ne kadar harcayacağım ya da 2 olandan 4 harcıyorsam tabii ki 2 mol oluşmasını bekleyeceğim. Buna karşılık kat sayısı 6 olandan da 12 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla son durumda elimizde magnezyum hidroksitten hiç kalmadı. Fosforik asitten 2 mol artan madde olarak kaldı. Buna karşılık 2 mol magnezyum fosfat var ve buna karşılık 12 mol de suyun oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Elimizde son durumdaki maddeleri gördük. Tepkimede kaç mol su oluşmuştur sorusunun cevabını görüyoruz zaten. 12 mol su oluşmuş diyeceğiz. Artan madde olmaması için ortama hangi maddeden ne kadar eklememiz gerekiyor? Şimdi bunu değerlendirirsek şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu 2 molü tüketmemiz gerekiyor. Bak kat sayısı 2 olandan 2 mol harcıyorsak kat sayısı 3 olandan 3 mol eklememiz yeterli olacak. Yani 3 mol magnezyum hidroksit ortama eklediğimiz zaman buradaki 2 mollük fosforik asidin tamamen ortadan kalkmasına sebep olacak. Haydi bakalım geçelim diğer sorumuza o zaman. Gene asitler bazlar tuzlardan çıkmış karşımıza soru aşağıdaki tepkimelerden açığa çıkan gazın formülünü belirtiniz diyor. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Metalin türü. Şimdi 4 tür metalimiz vardı ya soy metal ya yarı soy metal ya aktif metal ya da amfoter metal olabiliyordu ve bunların asitlerle bazlarla verdiği tepkimeler birbirinden farklılık gösteriyordu tabii ki bunları bir ezberlememiz gerekecek. Şimdi platin hangi metal türüne giriyor? Soy metallere giriyor ve soy metallerle ilgili şunu biliyoruz. Hiçbir asitle bazla tepkime vermez. Sadece ve sadece kral suyuyla altının tepkimesi mevcut. Dolayısıyla soy metal olan platinin nitrik asitle herhangi bir tepkime vermesini beklemiyoruz. Açığa da gaz çıkmayacaktır. Civa'ya gelecek olursak. Civa yarı soy metaldi ve yarı soy metallerle ilgili de şunu biliyoruz. Asitlerle bazlarda tepkime vermiyor. Sadece sülfürik asitle SO2 gazı açığa çıkararak nitrik asitle de NO2 gazı açığa çıkararak tepkime veriyor. Demek ki bu tepkimeden NO2 gazının oluşmasını bekleyeceğiz. Demir hangi türdü aktif metallerden biriydi? Aktif metallerle ilgili de şunu biliyoruz. Asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarırlar ama bazlarla tepkime vermezler. Dolayısıyla nitrik asitle yani bir asitle tepkime verdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkmasını bekleriz. Kalsiyum gene aktif bir metal. Gene bir asitle tepkime veriyor hidroklorik asitle. Dolayısıyla hidrojen gazının oluşmasını bekleyeceğiz. Gümüşe gelecek olursak gümüş bir yarı soy metaldi. Hani gümüş civa ve bakır yarı soy metal özellik gösteriyordu. Hidroklorik asitle tepkime verecek mi? Hayır vermeyecek çünkü yarı soy metaller sadece nitrik asit ve sülfürik asitle tepkime verirler demiştik. Magnezyum bir aktif metaldi ve aktif metaller sadece asitlerle tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Bazlarla tepkime vermiyordu. Dolayısıyla sodyum hidroksitle bir tepkime beklemiyoruz. Alüminyuma gelecek olursak bu da amfoter metaldi ve amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkime veriyorlardı ve hepsinden açığa hidrojen gazı çıkıyordu. 6 tane amfoter metalimiz vardı. Kurşun, alüminyum, çinko, kalay, krom ve berilyum. Bunları da ezbere bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla sadece gazların türünü istediği için bunları yazmamız yeterli oldu. Bir diğer sorumuz gene Derişimlerle alakalı, kütlece yüzde 300 gram tuzlu su çözeltisi ile kütlece yüzde 10'luk m gram tuzlu su çözeltisinin karışımından kütlece yüzde 30'luk bir çözelti elde ediliyormuş. Buna göre m değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar az önce kullandığımız formülü aynen kullanacağız. Ne diyeceğiz? Birinci çözeltinin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi artı ikinci çözeltinin kütlece yüzdesi çarpı kütlesi eşittir diyeceğiz. Son durumdaki e, kütlece yüzde değerimiz. Çarpı bunu 30 olarak vermiş özür diliyorum. Ee, çarpı toplam kütle. Şimdi toplam kütle ne olacak? 300 gram bundan var. M gram da diğerinden var. O zaman 300 artı M'i bizim parantez içerisinde değerlendirmemiz yeterli olacak. Yani hemen sayısal hesabını yaparak işlemi bitirebiliriz. 12.000 artı 10 M eşittir. Bunu parantez içerisine dağıtabiliriz. 9.000 artı 30 M'e eşit olacak. 9000 aldık bu tarafa 3000 geldi. 10 m'i bu tarafa aldık 20 m geldi. O zaman m değeri 3000 bölü 20'dir. Yani 150 gram olduğunu hesaplamış oluruz. Demek ki 150 gram almış olmamız yeterli olacakmış. Evet bir diğer soruya geldiğimiz zaman madde çiftlerini vermiş. Bu madde çiftlerinin e, birbiri içerisinde çözüp çözülmediğine karar vereceğiz ve etkileşim türünü belirteceğiz. Arkadaşlar burada şunu hatırlamamız çok önemli bizim için. Ne diyoruz? Eğer iyonik bir bileşik varsa iyonik bileşikler polar moleküllerde bak genellikle iyi çözünür ama apolar moleküllerde genellikle çözünmez diyeceğiz. Diğer taraftan moleküllerin kendi içerisinde çözülmelerini de benzer benzer prensibi üzerinden yorumlayacağız. Polar maddeler polar maddelerde çözünür diyeceğiz. Apolar maddeler apolar maddelerde iyi çözünürler diyeceğiz genellikle ama polar maddeler apolar maddelerde çözünmezler diyeceğiz. Bizim temelde prensiplerimiz bunlar olacaktı. Buradan yola çıkarak çözünür mü çözünmez miye karar vereceğiz. Ayrıca da tanecik türüne göre etkileşim türünü belirliyor olacağız. Şimdi hemen geçelim yorumlayalım bakalım. İlk olarak potasyum nitrat hangi kategoriye giriyor? Bak bizim dikkat etmemiz gereken ne var? İyon mu? Polar mı? Apolar mı? Şimdi potasyum nitrat potasyum metal olduğuna göre iyonik bir bileşik tabii ki. CH3COH bir molekül yapısı ve polar bir molekül yapısına sahip. Dolayısıyla ne diyoruz? İyonik bileşikler polar moleküllerde çözünür. Peki etkileşimin türü ne olur? İyonik bileşik olduğu için tabii ki buradan iyonlar gelir. Bu polar molekül olduğu için buradan da dipoller gelir. O zaman etkileşimin türü iyon dipol olur diyeceğiz. Geliyoruz PBCl2. Bak kurşun metal demek ki burası iyonik. CCl4 bu apolar bir molekül yapısıydı. O zaman ne diyoruz? Bak iyonik bileşik apolarda çözünüyor mu? Hayır çözünmüyor. Peki etkileşimin türü ne olur? iyonik bileşik olduğuna göre bundan iyonlar gelir. Apolar moleküllerden de indüklenmiş dipoller geliyordu. O zaman etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir deriz. Geliyoruz buna pH3 polar bir molekül yapısıydı. Buna bakıyoruz C 3 COOH sonunda OH'ı gördüğümüz için hemen yapıştırıyoruz. Bu da polar bir molekül yapısı. İkisi de polar olduğu zaman ne oluyordu? Birbiri içerisinde çözünüyordu. Peki etkileşimin türü ne oluyor? Burada fon kuralı olmadığına göre etkileşimin türü ikisi de polar olduğuna göre dipol dipol şeklinde karşımıza çıkıyor. C6H6 bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi C6H6 yani benzen de apolar özellik gösteriyor. Ayrıca I2 diyor diatomik bütün element molekülleri apolardı o zaman bunun da apolar olduğunu söyleyeceğiz. İkisi de apolar olduğu zaman birbiri içerisinde çözünür diyorduk. Peki etkileşimin türü ne oldu? indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol özel adıyla London çekim kuvvetleri olduğunu hesaplamış olduk. Brom bak diatomik element molekülü yine demek ki apolar bir molekül yapısı varmış karşımızda. Suyun da polar bir molekül yapısı olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla apolar polar birbiri içerisinde çözünmeyecekler tabii ki etkileşimin türü ne oldu? Polarlardan ötürü dipol geldi. İndüklenmiş dipollerde apolardan geldi. O zaman polar dipol indüklenmiş dipol buradaki etkileşimin türü olacak. CH3OH'ın polar olduğunu söyledik. H2O'nun polar olduğunu söyledik ama bak burada tam çözüme gerçekleşecek. İkisi de polar olduğu için. Şunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bak burada ikisi de polar dip dip dedik. Burada ikisi de polar o zaman bu da dipol dipoldür demeyeceğiz. Çünkü her ikisi de fon kuralına uygun davranışta o zaman burada oluşacak etkileşimin türü tabii ki hidrojen bağıdır demek zorunda kalacağız. Güzelce burayı da hatırlamış oluyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda formül verilen maddelerin sistematik ve yaygın adlarını belirtiniz demiş arkadaşlar. Asitleri bazları e, tanımamız gerekiyordu. E, i̇simlendirmesini de tabii ki yapmamız gerekecek. Şimdi ilk olarak HCl'yi vermiş. Bunun sistematik adı neydi arkadaşlar? Hidroklorik asit olarak karşımıza çıkıyordu. Peki yaygın adı neydi? Yaygın adı. Tuz ruhuydu. Burada birazcık ezber var. Ezberi yapmayı unutmuyoruz. Özellikle bu yaygın e, önemli bileşikler karşımıza gelecek. H2SO4 sülfürik asit bileşiğiydi arkadaşlar. Sülfürik asit bunun tabii ki sistematik adıydı. Peki yaygın adı neydi? Zaç yağı olarak biliyorduk. Oldukça kuvvetli iki asit var karşımızda. CH3COOH asetik asit sistematik adına sahipti ve yaygın adı sirkenin yapısında olan asit olduğu için sirke asidi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Gelelim bazlardan bahsetmeye. NaOH yani sodyum hidroksit bileşiği bu bunun e, sistematik adı olarak karşımıza çıkıyordu. Peki yaygın adı neydi? Sud kostik olarak biliyorduk biz bunu. E, eğer satın almak istiyorsak sud kostik adı altında satın alabiliriz. Veya sodyum hidroksitin bir abisi diyelim. Periyodik sistemde hemen sodyumun altında potasyum var. Onun OH'lı bileşiğini de potasyum hidroksit olarak biliyoruz tabii ki. E, dolayısıyla sistematik adı potasyum hidroksittir. Peki yaygın adı neydi? Bunun yine abisi olarak karşımıza çıkacak. Potas kostik olarak bunun yaygın adını biliyoruz arkadaşlar. NH3'e geldiğimiz zaman hem sistematik adı hem de yaygın adı karşımıza amonyak olarak çıkacak. E, zayıf bazlardan biriydi. Bak şu ikisi kuvvetli asit, bu zayıf bir asit. Bu ikisi kuvvetli baz, bu zayıf bir baz özellik gösteriyor. Benzer bir soru var karşımıza. Bu defa tuzlardan bahsedeceğiz. Aşağıda formüllerden tuzları meydana getiren asit ve bazı belirleyiniz ve tuzun yaygın adını söyleyiniz demiş. Arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Bak NaCl'i. Asit nedir, baz nedir? Her zaman için unutmuyoruz ki tuzun anyonunu asit oluşturur, katyonunu da baz oluşturur. Şimdi NaCl'i. Anyonumuz nedir? Klor. Demek ki asitin anyonu da klor olması gerekiyor. O zaman HCl bizim asitimiz olacak. Bak katyonumuz nedir? Sodyum. O zaman bazın e, katyonunu da sodyum oluşturması gerekiyor. Nedir sodyumun e, bazı? Tabii ki NaOH. Peki bunun ismi neydi arkadaşlar? E, sodyum klorürdü. Tabii ki yaygın adını bizden istediği için. E, sistematik adı sodyum klorür. Yaygın adı ise sofra tuzu olarak karşımıza çıkıyor. Sofra tuzu diyelim şöyle. NaHCO3. Bak şimdi buradaki CO3 bizim e, asidimizden gelmesi gerekiyor. Yani anyonumuz. Dolayısıyla H2CO3 bizim asidimiz olacak. Peki sodyum da buradaki bizim e, bazımızdan gelen katyon olacak. Demek ki NaOH'da kullandığımız baz. Yani bu ikisini tepkimeye soktuğumuz zaman nahco 3 elde edebiliyormuşuz. Bunu karbonat olarak biliyorduk arkadaşlar. Yani gidip marketten karbonat satın aldığımız zaman aslında sodyum bir karbonat bileşiğini bize satmış oluyorlar karşımıza geliyor. Geliyoruz caco 3 Bak şimdi Ca kimden gelecek? Tabii ki bazdan gelecek. Dolayısıyla CaOH2 bizim buradaki bazımız olacak arkadaşlar. Karbonat da bizim asidimizden gelen anyon olduğuna göre yine aynı şekilde H2CO3 asidimiz olacak. Bu ikisinin tepkimesinden kalsiyum karbonat tuzunu oluşturacağız. Tabii ki kalsiyum karbonat bunun yaygın adı değil sistematik adıdır. Yaygın adı ne peki? Yaygın adını da unutmuyoruz. Kireç taşı olarak biliyorduk. NH4Cl yani amonyum klorür sistematik adına sahip. Arkadaşlar NH4 iyonları katyonu her zaman için NH3 yani amonyak bazından gelir. E, klor hangi asitten gelecek? Tabii ki HCl'den gelecek. Demek ki bu ikisinin tepkimesinden amonyum klorür elde edebiliyormuşuz. Ve biz o tuzu yani amonyum klorür tuzunu nişadır şeklinde biliyorduk. Yaygın adı nişadırdı arkadaşlar. Şimdi gelelim son ünitemizle ilgili sorulara. Aşağıda özellikleri ait olduğu yağ türüyle eşleştiriniz diyor arkadaşlar. E, yenilebilir yağ türlerinde endüstriyel yağlardan bahsediyoruz burada. En değerli yağ türüdür. Özellikle zeytinyağı aklımıza gelsin arkadaşlar. Markette de satın alırken en pahalıya satın aldığımız yağ tabii ki sızma zeytinyağıydı. Dolayısıyla en değerli yağ türü sızma olacak. Yani şuraya 3 yazacağız. Asitlik derecesi yüksek olduğu için doğrudan yemeğe uygun olmayan ancak e, rafinasyon işlemi gerçekleştikten sonra tüketime uygun hale getirilen bir yağdan bahsediyorsak tabii ki rafine yağ karşımıza çıkacak kaliteli ve kalitesiz yağların karışımı ile elde edilir. Yani rafine yağla sızma yağ birbirine karıştırdığımız zaman bu yağ elde ediyoruz. Tabii ki Riviera yağdan bahsediyoruz. Eğer paramız sızmaya yetmiyorsa tercih edeceğimiz ya Riviera olabilir. Bir tık daha kaliteli oluyor çünkü bu ikisinin karışımından elde ediliyordu. Bulanık yağlarının bulanıklığının giderilmesine de vinterizasyon işlemi diyoruz. Dolayısıyla vinterize yağlar bu özelliği gösteriyor olacaklar arkadaşlar. Bizim için e, bu bu sınıflandırmaları da iyi biliyor olmamız gerekiyor. Bir diğer soruya bakacak olursak bize formülü verilen X ve Y maddelerini aşağıdaki özelliklerle eşleştiriniz diye sormuş. Temizlik maddelerinden gelmiş bu defa sorumuz. Arkadaşlar şuna dikkat. Bak burada potasyum tuzu, burada sülfonat tuzu vermiş. Bu eğer sodyum olsaydı katı sabun, beyaz sabun olacaktı. Potasyum tuzu olduğu için Arap sabunu olacak ve sülfonat tuzlarına da biz deterjan olarak isimlendiriyorduk. Yani karşımızdaki formüllerden üstteki Arap sabunu veya sıvı sabunun formülü, alttaki formül ise formülse deterjana ait bir formüldür. O zaman Arap sabunu olarak bilinen hangisi olacak tabii ki? X Arap sabunu dedik. Deterjan olarak bilinen de tabii ki Y maddesiymiş. Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilen arkadaşlar sabunlardı. Arap sabunu veya beyaz sabun olması fark etmiyor. Dolayısıyla bu X'e ait özellik olacak. E, deterjanlar ise Petrolden elde edilen temizlik maddeleriydi bunu. ye diyeceğiz. Sert sularda da temizleme özelliğini korur bu. En önemli farklardan biriydi. Hatta sabunların e, deterjanlara göre olumsuz olan tek yanı buydu diyebiliriz. Çünkü sert sularda sabunlar temizlik kapasitelerini kaybediyordu ancak e, deterjanlar sert sularda dahi temizlik yapmaya devam ediyorlardı. Dolayısıyla bunu da Y ile eşleştirmemiz gerekecek. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bu defa polimerlerden gelmiş sorumuz. Monomeri e, bu şekilde olan vinil klorür olan polimer ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar bak bu vinil klorür bileşiğidir tamam mı? Bu vinil klorür olduğuna göre bunun e, polimerleşmiş hali de tabii ki polivinil klorür olacak. Bundan elde edilen polimerin adı PVC kapalı formüle sahip olan polivinil klorürdür. Yapısında ikili bağlar bulundurur diyor. Oysa ki Polimerleşme sürecinde şu yapıdaki ikili bağlardan biri kırılıp yanlara doğru açıldığı için ikili bağlardan kurtulmuş olacağız. Bu ifade yanlış olacak. İnşaat sektöründe kullanılır. Özellikle de kapı pencere kenarlarında kullandığımız e, yapı bu PVC polimeriydi. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Hangileri doğrudur demiş. Birinci ve üçüncü ifadelerin doğru olduğunu buradan anlamış oluyoruz. O zaman güzelce ödevlendirmemizi de yaptık. Bütün... Konuları gözden geçirdik tam anlamıyla sınava hazırız diyebiliriz o zaman ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz hepinize sağlıklı günler ve mükemmel bir yazılı dönemi diliyorum tekrar görüşmek üzere.